Günaydın efendim. Burası hafta sonundan güzel, keyifli, mutlu, sağlıklı, harika bir gün diliyoruz. 4 Ocak Cumartesi günü itibariyle sizlerle birlikteyiz. Hem senenin ilk hafta sonunda hem de senenin ilk cumartesi gününde Habertürk ekranlarında canlı canlı sizlerle buluşmuş bulunmaktayız. Saat 11 itibariyle burası hafta sonu başladı. Peki burası hafta sonunda neler var neler? Bugün her zamanki rutinimizi, rutin akışımızı işleyeceğiz. Gazetelerimiz var, etkinliklerimiz var, haberlerimiz var ve sonrasında elbette ki konuklarımız bizlerle beraber olacak. Bugün çok değerli iki ismi ağırlayacağız. Güneyli Bayan tiyatro oyunuyla bir araya geldi bu iki çok değerli isim. Rutkay Aziz hakkında bilmiyorum herhangi bir şey söylemeye, anlatmaya gerek var mı? Zaten ismini söylemek yetiyor. Altını ona hayran olanlar, tiyatro sevenler ve sanata gönül verenler dolduruyor. Ve çok zarif, çok başarılı, çok işine sahip bir hanımefendi Dolunay Soysert. Bu iki isim çok değerli bir ismin hayatını anlatan bir oyun için bir araya geldiler. Güneyli Bayan'dan zaten bahsedeceğiz. Onları davet ettiğimizde stüdyomuza. Onun öncesinde de burası hafta sonunda dediğim gibi gazetelerimiz var, etkinliklerimiz var, haberlerimiz var. Eğer siz hazırsanız biz stüdyoda ve rejide arkadaşlarım hepimiz hazırız. Başlatalım. Buyurunuz. Burası hafta sonu başlıyor. Usta oyuncu Rutkay Aziz ve başarılı oyuncu Dolunay Soysert muhteşem performanslarıyla tiyatro sahnesinde bir araya geliyorlar. Amerikan edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Lillian Hellman'ın yaşamını anlatan Güneyli Bayan isimli oyunu anlatmak üzere Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert birazdan burası hafta sonunda. Evet, öncelikle gazetelerimizle başlayalım. Sonra bir iki haber var sizlere aktarmak istediğimiz. Sabah gazetesini elime aldım. 4 Ocak Cumartesi günü itibariyle Onyekuru ve Saracchi Galatasaray'da diyor. Anadolu'da kadın devrimi demiş. Anne olunca büyük bir mucizeye tanıklık ettim diyor. Oyuncu ve yazar Başak Sayan yeni yazdığı kitap için buluşulmuş. Babamın öğüdü kimseyi kandırma, dürüst ve vefalı ol. Baba Parası filminde oynayan Yağmur Tanrı Sevsin babasının öğüdünü Kozmopolitan dergisine anlatmış. Yarın bizim program konuğumuz olacak. Hem Murat Cemcir hem Ahmet Kural hem de Yağmur Tanrı Sevsin'i ağırlayacağız. Baba Parası filmiyle bizlerle beraber olacaklar. Yerli otomobil voltajı yükseltecek diyor. Bu yıldan itibaren elektrikli otomobillerde model sayısı artacak. Ancak asıl rekabet 2022'de piyasaya sürülecek olan yerli otomobille yaşanacak. Sabah gazetesinin manşetinde memur ve emekliye çifte zam, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı Ocak zammı ve enflasyon farkıyla %6,5, memur ve emeklilerin maaşı da toplu sözleşme ve farkla %5,5 arttı. Kırmızı listeden kuzen de düştü. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu Koçer lakaplı Metin Arslan, Kuzey Irak'taki operasyonda öldürüldü. YPG'nin istihbarat sorumlusu Arslan 10 milyonluk ödülle kırmızı listede aranıyordu. Robot bellboylar bizi bekliyor demiş bir başka haberde. Başkan Erdoğan'dan güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 3 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda bölgedeki gelişmeler ele alındı. Erdoğan Macron'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Kadın cinayetleri artık son bulsun demiş. Türkiye'nin yüreğini yakan kadın cinayetlerinin sembol isimleri Şule Çet, Ceren Özdemir ve Emine Bulut'u ailelere anlattı. Hepsinin ortak dileği artık kadın cinayetleri olmasın ve dünya gündemine bomba gibi düşen ve ülkeleri sadece işin tarafları ülkeleri değil, aslında dünyada bu konuyla uzak veya yakın bağlantılı olan herkese gelen bir suikast, korkutan suikast başlığıyla
Sabah gazetesinin ilk sayfasında. ABD İran'ın gölge komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta füzeyle vurdu. İran intikam diyor. Bunun detaylarını Hürriyet gazetesinden aktaralım. Çünkü tahmin ediyorum ki bugün bütün gazetelerde Süleymani'nin öldürülmesi manşette ya da büyük puntolarla gazetelerin ilk sayfasında. Evet, Hürriyet gazetesi manşetine taşımış bu önemli suikastı. Dünyayı karıştıran suikast başlığını atmış Hürriyet gazetesi. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta SİHA ile vurması 3. Dünya Savaşı mı başlıyor paniğine yol açtı. Suikast nedeniyle İran'da 3 gün yas ilan edildi. Birçok kentte cuma namazı sonrası düzenlenen dev gösterilerde Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi. Süleymani'nin portresi çizilmiş Hürriyet gazetesinde. Şöyle ki bir sürü lakabı vardı diyor Hürriyet gazetesi. General Kasım Süleymani İran'ın Orta Doğu ve Asya'daki faaliyetlerinin baş mimarıydı. İran bölge ülkelerini onun üzerinden şekillendirmeye ve etkilemeye çalışıyordu. İran'da efsane muamelesi gören Süleymani için Hamaney yaşayan şehit diyordu. Batı medyası ise Kara Şövalye, Hayalet General, Gölge Komutan gibi olumsuz lakaplar takmıştı. Saldırıda 10 kişi öldü bu arada. Süleymani'nin de hayatını kaybettiği saldırıda ve tansiyonu düşürün çağrısı geliyor çeşitli mecralardan. İran intikamını alacağız diyor. Rusya ABD'yi maceracı davranmakla suçluyor. Çin, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, ABD ile İran'a tansiyonu düşürün çağrısı yapıyor. Avrupa Birliği endişeli olduğunu bildirdi. Irak Başbakanı yıkıcı bir savaşın fitili ateşlendi diyor. Ve ABD'de Demokrat Partili senatörler Trump'ı kibrit kutusuna dinamit atmakla suçladı. İran savaşmasın, müzakere yapsın diyor Amerika Birleşik Devletleri. Trump elbette ki, saldırının emrini veren Trump. İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi tweet'i attı. Daha sonra savaş başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık diyor. Pentagon ise 3000 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edileceğini açıklıyor. Evet. Bir fitil ateşlendi diyor. Bekleyip göreceğiz hep birlikte. Elbette ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor bu konu. Hem İran'a hem Irak'a sınırı olması açısından, Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ilişki açısından, Rusya ile kurduğu ilişki açısından Türkiye'de hem gelişmeleri çok yakından takip ediyor, ileriki dönemlerde nasıl bir rol üstleneceği bu konuyla ilgili de hep birlikte bekleyip göreceğiz. İhracatta tarihi rekor. Türkiye 2019'da ihracatın %2.4 arttırarak 180.5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ayrıca Türkiye ihracatını en çok arttıran ülkeler arasında yer aldı demiş. Güzel bir gurur. Orta Doğu ateşinden uzak duralım diyor Kılıçdaroğlu. Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Bir de Posta gazetesine bakalım. Bakalım Posta gazetesinde ne var? Hollywood'un ünlü çifti İstanbul'a gelmiş. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çocuklarıyla birlikte, Dylan ve Caris ile birlikte tatil için İstanbul'a gelmişler. Tutkulu ve inatçıyım diyor. Kim diyor bunu? Simay Barlas. Zalim İstanbul'da Damla rolünü oynuyormuş ve Posta gazetesinin manşetinde de Süleymani'nin öldürülmesi savaş korkusu manşetiyle girmiş. Başkan Trump'ın talimatıyla ABD Bağdat Havalimanı'nda İran ordusunun bir numaralı ismi Kasım Süleymani ve 6 komutanı SİHA'dan fırlattığı füzeyle öldürdü. ABD suikastı, Irak'ta bize yapılan saldırıları o örgütlüyordu diye savundu. İran intikamı en sert şekilde alınacak derken dünyayı yeni bir savaş mı başlıyor endişesi sardı. 6 komutanın ölmesi, Trump'ın bu suikast sonrası görüş bildirmesi, tweet atması, İran'dan intikam yemini, Pentagon'un açıklamaları ve Süleymani'nin portresi yine Posta gazetesinde ilk sayfasında yer bulmuş.
İnsanlığın resmi Antalya Side'de 3 ay önce jandarma bir evde çöp içinde terk edilen yaşları 1 ila 6 arasında değişen 4 kardeş buldu. Kardeşler devlet korumasına alındı. 16 yıldır evlat hasreti çeken RB ve NB çifti ile MK ve GK çifti koruyucu aile olmak için başvurdu. Ama tamam çok güzel ama lütfen kardeşler birbirinden ayrılmasın. 4 kardeş ve muhtemelen birbirlerinden başka kimseleri yok ve yine muhtemelen ömür boyunca da sadece bu 4 kardeş kan bağıyla birbirlerine bağlanacaklar. Umarım bu 4 kardeş bir arada olurlar. Bakın işte. Devlet de kardeşler birbirinden ayrılmasın diye birbirine yakın olan bu iki çifte çocuklara verdi. Ama ya bu iki çiftin ya arası bozulursa ya ileriki vadede anlaşmazlığa düşerlerse keşke bu kardeşler ayrılmasa. Çünkü yaşları çok küçük ve kardeş sevgisiyle ve kardeş sevgisi bilinciyle büyümeleri gerekiyor. RB yıllar sonra çocuk sevgisi tattım demiş. İki aile çocukları mutluluk içerisinde yeni yuvalarına götürmüş. Posta gazetesinde noktaladıktan sonra artık biraz haberlere geçmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta neler oldu neler? Bazı haberler var ki bazen gündemden çok çabuk düşüyor. Bazen de gözümüzden kaçabiliyor. İşte onlardan bir tanesi aslında bu özellikle Katolik camiasında. Gerçekten gündem oluşturdu. Katoliklerin ruhani lideri Papa. Çok fazla halkın arasına karışmıyor. Ya işte Balkan'dan bir araya geliyor Vatikan'da onu görmek için gelen güruha. Papa Mobil diyorlar ona. Papa Mobil'i var. Böyle elektrikli bir araba. Etrafı kurşun geçirmez camla kaplı böyle dört köşe bir şey. İçine biniyor ve yılın belirli zamanlarındaki çok fazla değil. Halkı selamlıyor. Ve çok nadir de olsa halkla birebir temasa geçiyor. Papa geçtiğimiz hafta içerisinde yine halkla temas etmek için halkın arasına karıştı. İnsanlarla tokalaşıyordu, sevgi gösterisinde bulunanlara gülücükler dağıtıyordu. Ta ki bir kadın papayı elinden tutup çekene kadar. Sonra papanın hareketi insanları şoka soktu. Çünkü papa döndü ve kadının eline vurdu. Şimdi 1,5 milyarlık bir Katolik camiasını temsil edince tabii ki belki standart biri olsa işte adamı çekiştiriyor, o da çekiştirmeseydi dersiniz ama hem bir ruhani lider hem de 1,5 milyar insanı ortalama temsil ettiğini düşününce bu kişinin, bu ruhani liderin çok tepki çekti. İnsanlar şaşırdılar, tweetler ve papa sonrasında özür diledi. Biz de insanız dedi. Önce haberimizi izleyelim. Sonra üstünde biraz konuşuruz. Önce kendisini çekiştiren kadının eline vurdu. Ardından gösterdiği tepki nedeniyle özür diledi. Pace in tutte le terre. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis her yıl olduğu gibi bu yılda Vatikan'daki San Pietro meydanında onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu. Ancak bu yılki buluşmaya Papa'nın bir kadına tepkisi damga vurdu. Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine elini bırakması için kadının eline vurdu. Kameralarca kaydedilen görüntülerde Papa'nın oldukça sinirlendiği görülüyordu. O görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kimi kullanıcılar Katolik olmaktan utandığını yazarken, kimileri 83 yaşındaki bir adamı çekiştiren kadına tepki gösterdi. Tartışma yaratan görüntülerden bir gün sonra yaptığı hareket için özür diledi Papa. Zaman zaman sabrımızı kaybediyoruz. Buna ben de dahilim. Dün verdiğim kötü örnek için özür diliyorum dedi. İncontri di preghiera di fraternità. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sonuçta Papa da bir insan, istediği kadar ruhani bir lider olsun ve hayatını dua etmeye ve insanları iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe adamayı adamış da olsa yine de bir insan mı diyorsunuz? Yoksa bir ruhani liderdir ve hiçbir şekilde hiçbir tepki göstermemeliydi mi diyorsunuz? Biz bu konuda ekipçe ikiye bölündük.
bazılarımız insan, ani tepkiler verebilir derken bazılarımız da asla öyle bir şey söz konusu olamaz. Orada zaten halkla buluşmak için bir aradasın. Üstelik de hani Hristiyan camiası için çok önemli bir etkinlikte halkın arasına karışmışsın. Ne olursa olsun, ne olursa olsun kendine hakim olmalısın dedi. Papa Francis'in surat ifadesini gördünüz mü? Kadının eline vuruyor, ondan sonra da huysuz ihtiyarlar gibi yanaklarını aşağı sarkıtıyor. Sinirlendiği nasıl belli oluyor? Ne çekiştiriyorsun beni kadın diye. Neyse, bu da Papa'nın papalık süresi içerisinde hani bazı unutulmaz olaylar vardır ya, işte bu da onlardan biri olarak Papa'yı hatırlatacak diye düşünüyorum. Şimdi yine yurt dışına gideceğiz. Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda buz gibi soğuk. O kadar soğuk ki dışarıda durmak bile son derece zor. Ama bazı Hollandalılar elbette ki vatanlarının, memleketlerinin suyuna, havasına alışıklar. Başlarında şapkalarıyla yılbaşını denize atlayarak kutluyorlar. Bir bakın, bakalım ne düşüneceksiniz. Soğuğa meydan okudular. Yeni yılın ilk gününde suya koştular. Görüntüler Hollanda'nın Lahey kentinde kaydedildi. Binlerce kişi her yıl olduğu gibi bu sene de Kuzey Denizi'ne girdi. Hollandalıların yeni yıl geleneğine bu yılda ilgi büyüktü. Soğuk kış koşullarına aldırış etmeyen binlerce kişi mayosunu giydi ve suya atladı. Başlarında kırmızı şapkalarıyla buz gibi suya giren katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Çok soğuk, buna bayıldım. Bu dondurucu, soğuk dizlerini ısırıyor. Avrupa ülkelerinde tıpkı Noel gününde olduğu gibi yeni yılda da soğuk denize girmek bir gelenek. Bu geleneği yaşatmak isteyen Avrupalılar yalnızca Hollanda'da değil, İngiltere ve İtalya'da da denizdeydi. Hani bazı İspanyol asilzadeleri vardır. Ne bileyim, isimleri şöyledir. Luis de la Corta, El Colara, de Cortido. Tamamıyla attım bu ismi. Eğer varsa çok şaşıracağım ama %100 uydurulmuş bir isim. Bu isimler İspanyollar çünkü hem babalarından soyad alıyorlar hem annelerinden soyad alıyorlar. Özellikle asilzadelerin isimleri başlıyor ve bitmiyor. Bizde ise, yani bizim kültürümüzde ise hem Türk öz ve öz yerli isimler koymak doğru gelir. Ki hani çok da güzel isimlerimiz var çocuklarımıza koymak için. Hem de kısa tutulur bu isimler. Ama ve lakin gelin görün ki bir beyefendi var. İsminden o kadar muzdarip ki. Çünkü annesiyle babası hangi akla hizmetse 5 tane isim koymuşlar bu evlada. Ama şimdi bakıyorum bu beyefendinin fotoğrafına. Yaş herhalde 50 civarı, 45-50 bandında beyefendi. Neden bu zamana kadar beklemiş? Çünkü mahkemelerde eğer haklıysanız gidebiliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben muzdaribim. Lütfen benim ismimi şöyle değiştirin. 5 isim. O kadar canı sıkkın ki Eren diyorlar bakıyorum, Ercan diyorlar bakıyorum, kendi kimliğimi bulamadım diyor. Onun için lütfen evlatlarımıza, çocuklarımıza isim koyarken kendi kulağımıza güzel gelen isimlerin yanı sıra onların hayatını kolaylaştıracak ve ileride onları zorlamayacak, telefonda rahat anlaşılabilir isimler seçelim. Bakın haberimizi izledikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 5 tane isim var. Ersin, Ersun, Ergün, Ersun. 5 tane isim var. Ya hangi birinden anlatayım? Hangisi birinden hesap sorulması gerekiyor? Onu sormak istiyorum aslında. Bunlar ben istemedim bir tanesini. Bir tanesinin ismini ben istemedim. Gerçek ismimi konuşacak ya, hangisini sorayım? Hepsi benim aslında ama bir tanesine sahip çıkamadım. Kendime sahip çıkamadım. Her diyene çağıra, her isimle çağırsa hepsine benim diyorum. Ersun deseler de geliyorum. Ersin deseler de geliyorum. Ya gelmek zorundayım. Başka şansım yok. Kabul etmek zorundayım. Mecbur yani. Mecbur olduğum için tabii ki. Ama çok yoruldum yalnız. Psikolojik, evet.
Evet efendim, etkinlik köşemize geçtik. Sizler için bir iki tane önerimiz olacak. Öncelikle Küçük Prens saat 19.30'da 6 Ocak'ta 01 burada PGM sahnede Adana'da sizleri bekliyor. Aslında bu bir çocuk kitabı ya da çocuk tiyatrosu olarak görülse de içinde barındırdığı felsefeler ve mutluluğa ulaşma ve mutluluğu keşfedip onu özümseme yolunda atılması gereken adımlar açısından çok ama çok değerli, çok felsefik bir kitap. Hem çocukların hem büyüklerin defalarca okuması gereken bir kitap. Ve bir diğer etkinliğimize bakalım. Canım Ali'ye Ruhum Filiz 29 Şubat'a kadar Bomontya'da da Alt İstanbul'da görebilirsiniz. Nedir bu? Sabahattin Ali'yi görüyorsunuz. Kürk Mantolu Madonna, unutulmaz eserlerinden biri. Bugüne kadar Sabahattin Ali'nin hiç görmediğiniz fotoğraflarını görebileceğiniz bir sergi. Çok güzel, çok değerli fotoğraflar var. Sabahattin Ali'nin, eğer özellikle hayransanız onun ebedi eserlerine ve edebi eserlerine, kaçırmamanız gereken bir sergi. Ve bir diğer etkinliğimize baktığımızda Cimri, yine Molière'in Ölümsüz Eseri saat 20.30'da 8 Ocak'ta AKM'de Aspendos Salonu'nda Antalya'da izleyebilirsiniz. Cimri belki bugüne kadar defalarca izlediniz ama hep ölümsüz eser diyoruz ya, Molière öyle bir dantel gibi işlemiş ki bu oyunu, onun için ölümsüz, onun için zamansız ve onun için defalarca seyredilebilir. Ve son olarak Lodos Shutim, Paul Bigel'in Can Çocuk Yayınlarından çıkan kitabı. Çocuklarımıza lütfen kitap okutalım, çocuklarımıza lütfen kitap sevgisiyle, doğa sevgisiyle büyütelim. Çünkü hani ağaç yaşken eğilir denir ya, işte kitap sevgisi de böyle bir şey. Annelerinin babalarının kitap okuduğunu gören çocukların kitap okumaması mümkün değil. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz ve çok değerli iki isim bizlerle beraber olacak. Güzel bir tiyatro oyunundan bahsedeceğiz. Usta oyuncu Rutka Yaziz ve başarılı oyuncu Dolunay Soysert muhteşem performanslarıyla tiyatro sahnesinde bir araya geliyorlar. Amerikan edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Lillian Hellman'ın yaşamını anlatan Güneyli Bayan isimli oyunu anlatmak üzere Rutka Yaziz ve Dolunay Soysert birazdan burası hafta sonunda. Ve Rutka Yaziz ve Dolunay Soysert bizlerle beraber Güneyli Bayan'dan bahsedeceğiz. Zamansız bir kadının çok enteresan hayat hikayesi ve çok önemli iki isim sahnedeler. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. İyi ki geldiniz. Hemen. İyi ki çağırdınız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan. Eminim ki izleyicilerimiz de aynı fikirdedirler. Hemen Güneyli Bayan'la sizin ağzınızla bir şöyle girizgah olarak duyalım. Şimdi tabii öncelikle Dolunay'la beraber olduğumuz için çok keyifliyim. Ben de. Biz bunu 36 yıl önce, 82 yılında Kenan Evren'in iktidar olduğu dönemde ve kulağı çınlasın şu Kener Su arkadaşımla oynamıştık. Hı hı. Çok da güzel oynamıştı. Zaten tiyatronun ışığıdır kendisi, kanımca. Ve çok büyük ilgi görmüştük açıkçası o dönemde. Bu dönemde de ilgi göreceğimizi sanıyorum. Az önce Molière dediniz. Dünya tiyatro tarihinde öyle yazarlar var ki, İnsanlıkla birlikte onlar hep yaşıyorlar, biliyor musunuz? Molière de bunlardan bir tanesi. Hı. Chekhov, Shakespeare özellikle. Hı. Brecht. Bazı oyunlar da vardır. Sanki her dönem geçerliliğini korumuş gibidirler. Sanki Güneyli Bayan'da bunun bir benzeri. Hı. Ve tabii beni şu çok mutlu ediyor. Ne kadar sıkıntılı dönemlerden geçersek geçelim, tiyatro sanatının o birleştirici yanı İnsanları koltuğa çekiyor, tiyatro sahnesine koşturtuyor. Ve son 3-4 yıldır ben bunu yoğun bir biçimde gözlüyorum. Yalnız bizim açımızdan değil, diğer tiyatrocu arkadaşlarım açısından, evet, da gözlüyorum. Hı. Bu da bize ayrıca onur veriyor. Teşekkür
tiyatroda inanılmaz bir talep tiyatroya, evet, ve müthiş bir sevgi var. İnsanlar gerçekten tiyatro oyunlarını boş bırakmıyorlar, oyuncuları ayakta alkışlıyorlar ama tabii bazı oyunlar ve oyuncular var ki şimdi ayrım yapmak istemiyorum ama onları sahnede görmek insanlara büyük bir mutluluk veriyor. Siz ve siz onlardan ikisisiniz. Dolunay'cığım, biraz sen anlatır mısın? Çok şimdi biraz detaya girelim istersen. Enteresan bir kadın. Evet, ilk önce oyunun bende hayatımda nerede durduğundan mutlaka bahsetmek istiyorum. Bu oyun tiyatro okulunda, konservatuvarda olduğum yıllardan beri elimde gezen bir oyundu benim. Öyle mi? Çünkü herhalde her oyuncu adayının oynamak istediği bir roldü. Özellikle kadın oyuncular için böyle çok heveslenilen bir roldü. Fakat oyun ileriki yaşlardaki bir Lilian'ın dilinden yazılmıştır. Hatta benim mezuniyet parçamdır. Sen de oynadıktan sonra da hocalarım demişti ki neden bunu seçtin? Senin için çok ağır ve çok daha ileriki bir döneme hitap ediyor falan. Ben de demiştim ki bundan tabii 20 küsür sene önce bir gün ben bunu sahnede oynayacağım demiştim. Fakat bunu söylüyorsunuz ve unutuyorsunuz. Hatta kitabımın içine de bir arkadaşım tarafından verilmiş kitabın içine de yazmışım. Bu sene yazın gelen bu öneriyle şey dedim ya, gerçekten bir şeyleri söylüyoruz ve evrene gönderiyoruz. Evrene de demek istemedim ama evet. Yani galiba bir gerçekliği var. Bazen ağzınızdan bir şeyler çıkıyor ve yüksek dilekler oluyor ve yerine geliyor. Tıpkı o dileğin yerine gelişi gibi geliyor bana da Güneyli Bayan. İlk söyledikleri zaman tabii teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Rutkay abinin görüşmek istediğini. Gerçekten beni heyecanlandırıyordu. Çünkü beraberliğimiz de kamera karşısında yine bir 20 küsur sene öncesine dayanıyordu. ve tekrar karşı karşıya oynamak da beni çok heyecanlandırdı. Bir de o zaman daha çok gençlik yıllarında daha tecrübesiz döneminize denk geliyor. Şimdi istiyorsunuz ki daha tecrübeli bir dönemde. Bir kere daha görsün beni, evet, sahnede. Bir kere daha değerlendirsin. Paylaşım yapalım. Çünkü o zaman daha böyle sele kapılı gidiyorsunuz. Ne gelirse onu yapıyorsunuz. Çok tecrübesizsiniz. Şimdi mesela paylaşımımız farklı. Cumhuriyet için söylüyorum. Cumhuriyet'e karşılıkta oynamıştım. Latife'ydi. Ben de Mustafa Kemal'dim. Evet. Dolayısıyla bu enteresan bir birliktelik oldu ve çok heyecan verici geldi bana. O yüzden içinde olmayı çok istediğim bir projeydi. Bir de Lilian'ın duruşu da çok etkileyici gerçekten de. Evet. Oyun hakkında çok da fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü seyircinin özellikle gelip böyle tek tek her detayı takip ederek Lilian'ın hikayesini yaşamasını çok arzu ediyorum. Ama dönemi için duruşu çok sağlam olan ama yine de kendi duruşunu sorgulayıp acaba doğru mu durdum diyebilen bir kadın. Dolayısıyla o denge beni çok etkiliyor. Karakterindeki o sağlamlık. Çünkü dönemde 5. maddeye, yani anayasanın 5. maddesini kullanarak kendi savunmasını yapıyor sorgulandığı zaman. Çok enteresan zaman. Bir kadın değil mi Lilian? Şimdi evet. New Orleans'ta doğuyor. 1900'lerin başında doğuyor. Evet, 1980'de doğuyor. Vefat ediyor. Amerika'da doğuyor ama müthiş bir komünist. Evet. Stalinci. Troçkicilerin, Troçkistlerin daha doğrusu tepkisini çekiyor. McCarthy'ciler ona demediklerini beraber buluyorlar. Olduğu insanda büyük etkisi var tabii. Deşanlıtın. Beraber evet, Fransa'ya evet. gidiyorlar onunla. Bir İspanya var ama ağır bir komünist olmasına rağmen ve bunu saklamamasına rağmen Harvard'da, Yale'de edebiyat dersi verebiliyor. Yani çok enteresan bir hayat hikayesi. Önemli bir tiyatro yazarı tabii. Evet, tiyatro yazarı. Sinemaları da var. Evet, senaryoyu da yazmıştım. Senaryoları var. Hollywood'da da görev aldığı bir dönem var yani. Ne diyorsunuz? Şey çok önemli tabii. Çok iyi toparladı Dolunay da. Koşullar ne olursa olsun aydın dediğimiz insanın bir namus sorunu vardır. İşte oyun bunu tartışıyor bence. Lilian'dan yola çıkarak bunu tartışıyoruz. Namuslu ol, vicdanlı ol. Ahlaklı ol. Bu her koşullarda insan olmanın kaçınılmazı. Ve bu anlamda biz oyunu seviyoruz açıkçası. Evet, seviyoruz. Rusların en büyük sırrı sabırmış. Ben de sabırlı bir adamımdır. Bu oyunu ben 4 senedir düşünüyorum. Oynadığımın ötesinde. Bir de benim özelliğim vardır. Yaptığım işi bir daha yapmak istemem. Hiç sevmem inanın. Hiç sevmem. Ama bu oyun her zaman oynanması gereken bir oyun olduğu için de utanç duyuyorum. O da ayrı. Evet. Ve yaklaşık 3 senedir de Dolunay kafamda. Dediğim gibi sabırlı bir adamımdır. Işığı yormak istemedim açıkçası. Çünkü çok ağır bir tempoda çalışıyoruz.
Ben nihayet bir gün dayanamadım. Ne zaman söyledi? Bu yaz söyledi. Bu yaz. Evet, bu yaz. Bu yaz yapımcı arkadaşımdan rica ettim. Ne ya, güzel Rutka Yaz'ın. Dolunay'ı bir ara dedim evet. Filan. O da sağ olsun. Büyük bir tiyatro sevgisi var. Yeteneğinin ötesinde bir tiyatro sevdası var sağ olsun. Bakalım mahcup olmayacağız herhalde. Şunu merak ediyorum. Lillian tabii hani komünizmin geliştiği, yükseldiği, tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde yaşadığı için ve yine Amerika, İspanya, Fransa ayaklarında bunu rahatça savunabildiği için belki bir dereceye kadar zorlandı. Acaba bugün Stalinist tavırla, o düşünceyle hayatta olsaydı ve hani şey der ya Lillian, asla düşüncelerimden vazgeçmeyeceğim güzel, falan evet. Gibi bir şey söyler Troçkistlere karşı. Ne düşünürdü bugün hayatta olsaydı? Valla Marksizm'de somut durumun somut tahlili vardır. Herhalde ne düşünürdü bilemiyorum açıkçası. Bu anlamda da büyük kehalette bulunmak istemem. Artık sanki ama, böyle komünizm biraz felsefe olarak kaldı günümüzün dünyasında. Ama bakın kapitalist bilim adamları da Marksizm'e döndüler. Marksizm'i inceliyorlar onlar da. Yani dünya çok değişiyor. Çok hızlı çok değişiyor. Nereye gideceğini kesinlikle çok mümkün. Günümüzde bir Jules Verne var mı? Yaşıyor mu Jules Verne? Yaşayamaz. Çok zor. Daha dün dünyanın tarihi belki de değişti dünkü olayla. Mesela. Oralara da girmek istemiyorum ama... Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Aynen. Ve başta çocuklarımızı, benim torunlarım olduğu için diyeceğim. Geleceğiz ona da. Torunlarımızı. Rutka ile Piraye'ye. Nasıl bir dünya bekliyor bilemiyorum. Hiç bilmek mümkün. Ama şanslar açık olsun diyorum hepsine. Bütün çocuklar, bütün dünya çocuklarına diyeceğiz. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dijitalleşme, kültür sınırlarının ortadan kalkması, o internet aracılığıyla her bilgiye her an ulaşabilmek ama bu bilginin yanlış olabilme ihtimalini de çok. Bir evet, kenarda bulundurmak. Çok enteresan. Dediğiniz onun için çok doğru. 2,5 yaşındaki çocuk şeylerle oynuyor değil mi? Tabii tablet bilgisayarlarla oynuyor. Evet. Ama sizinkiler uzak tutuyor. Doğa uzak tutuyor. Bizimkilerde yok yasak. Bizimkilerde değil. Benim de ikizlerim var. Bir kız bir oğlan. Hiç yasak değil. Direkt 6 aylıktan beri. Bir yerde teslim olmak lazım galiba. Biliyorum ama bir kız bir çocuk. Bir kız bir erkek benimki de. Onlar kaç Defne. Dörde gelmek üzereler artık. Büyüdüler. Arkadaşlık dönemine geçmişsiniz. Aynen. Çağına gelmişler. Evet. Artık benimkiler büyüdüler. Dorusu doğanın başına. Şimdi Lillian güzel bir kadın, hoş bir kadın, çok zarif bir kadın ve güçlü bir kadın. Ama bir yandan da eşinin peşinden Fransa'ya gidebilecek bir aidiyet ve sadakati de var. Hı. Ama istemediği şey olduğunda onu orada bırakıp Amerika'ya da dönebiliyor. Evet. Dolunay için Lillian nasıl bir karakter ortaya çıkardın? Çok severek oynuyorum bir kere. Yani şu an prova aşamasındayız hala ama severek oynuyorum. Onun o böyle deli, cesur, özgür, hızlı karar veren, karar verdiği zaman da bir takım bedeller ödemesine rağmen onunla da göz gerip onu da kabul eden halini seviyorum ben. Yani böyle ele avuca sığmayan, hareketli, fikirlerini hiç sansür uygulamadan, filtrelemeden, hızlı hızlı döken, enerjisi çok yüksek bir kadın. O yüzden Lillian'ın o halini seviyorum. Eşi dediğiniz zaman aslında hiçbir zaman evlenmemişler. Yani bir hayat arkadaşlıkları var. Ama çok imrenilesi de bir hayat arkadaşlığı doğrusu. Hatta oyunda da geçen bir şey vardır. Çok sevdiğim bir şey. Biz hiç o iki kişilik evlilik denilen nevroza kapılmayacağız der. Hayatlarımız birbirine sürtüşmeyecek der. Yani sürtüşmek lafı çok önemli bir şey aslında. Yani paylaşmanın haricinde evliliğin içerisinde sürtüşme de var. Onlar başka başka yerlerde duruyorlar. Ama hep paylaşım halindeler. O evlilik tipi demeyeyim. O hayat arkadaşlık tipini de seviyorum. Lillian'ın durduğu o yeri de seviyorum. Ama bunun haricinde en sevdiğim şey galiba fikirlerini önü arkası olmadan şu an aklımdan geçiyor ve söylemeliyim rahatlığıyla söylüyor olması. Kaleminde de aynı şeyi görüyoruz. Kalemi de çok filtresiz. Yani hiç denetlemeden gerçekten hikaye nasıl geliyorsa öylesine akıtmasını seviyorum. Tabii ki yazar olarak yazma anındaki fikrini ya da neleri kullandığını bilemem ama bizi okuyucu olarak geçen tarafı çok güzel akan ve özgür bir kalem. Bir de tabii dediği çok doğru. Akıllı ve gerçekçi bir kadın. Ne kadar güzel tartışılır bence. Evet.
Ama siz de... hayır. Ben anladım bunu. Rukay Bey beğenmemiş. Yok, o güzel değil diyor. Hani böyle kısa saçlı, hoş, zarif bir kız dönemi için. Bence güçlü olduğu için güzel. Evet. Ha, tamam peki. Cümlemi bitirmemiştim. Hemen araya girdik. İşte kadınlar, kusurumuza bakmayın. güçlü olduğu için daha güzel ve daha çekici. Çok daha anlamlı bence. Evet. Peki erkekler de yanaşmak istemezler aslında güçlü kadınlara. Kendisine güveni yoksa, kendisiyle barışık değilse yaklaşmasın tabii. Evet. Yaklaşmasın, kadını da özgür bıraksın. Tabii canım, bıraksın. Peki sizce mutlu olmuş mu Lillian? Mutlu bir kadın mı? Bence mutlulukla mutsuzluk arasında gidip geliyor. Evet, gidip geliyor. Gidip geliyor. Bence o da yaratıcılığını çok bekleyen. Öylesine bir kadın çok, her an mutlu olamaz yani, çok zor. Onun mutlu olması çok zor. Evet. Aynı fikirdeyim çünkü hayatına ve yazdıklarına baktığımızda. Tabii kolay değil. Niye güneyli bayan? Kadın New Orleans'ta doğuyor ama hayatını New York'ta, kuzeyde geçiriyor. Ama çocukluğu ve gençliği güneyde geçiyor yani. O New Orleans'ta evet, dolayısıyla güneyli bayan. Çalıştığı şey çiftlik. Çiftlik de var, çiftliği de var. Hmm. Oradaki zenciler, hani onlarla kurduğu arkadaşlık, onlarla bir arkadaşlık yaşıyor yani. Yakın orada bir arkadaşlık üstelik. Akraba, aile gibi onlar için. Bir patronluk, efendilik yok orada. Onlarla olan ilişkisinde çok sıcak bir iş. Ve bence seviyor da güneyli bayan olmayı o. Yani acaba dünya düzenini sorgulama, çünkü 1960'lara kadar hatta hala bile siyahilerin Amerika'daki durumu tartışılır. Hele o dönemde korkunç tabii, bir dönem. Sorguluyor sürekli. Ne oluyor? Bir sadece ten dolayısıyla bu insanların tabii, bu noktada olması. O olabilir mi? Ama kadın insan. Oradan bakalım ne olur. İnsan sevgisiyle de dolu. Yoksa böyle bir kavganın içinde olamaz zaten. Bir oyunda da var zaten o tekst. Evet. Sen öğrencilik yıllarında Almanya'ya gittiğinde sende bu değişim oldu. Yani Hitler faşizmiyle burun buruna geldiğinde sende bu değişim oldu diyor adam. Bu çok önemli bir şey, kırılma onun yaşamında. Ondan sonra zaten o kavganın kadını oluyor neredeyse. Evet, evet. Kalemiyle olsun, duruşuyla olsun. Fazla da oyunla ilgili açık vermeyelim. Evet, hiç vermeyelim. Sabah sabah bizi yormayın sonunda. Ama yine oyunlarını hangisiydi hatırlamıyorum ama oyunlarından birinde yazdığı eserlerden iki öğretmen eşcinsel bir yaftalamadan dolayı eşcinsel yaftalaması geliyor ve onları yazıyor. Hep böyle ezilenlere, yanlış anlaşılanlara bir kol kanat germe durumu söz konusu. Yine gerçek duruşla ilgili. Bence yani yazdığı şeyleri okuduğumuz zaman dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi o. Her durumlar çok net anlaşılıyor. Dediğim gibi hiç özgür bırakmış, filtresiz anlatmış durumları. O yüzden oradaki meseleye, oradaki insanların cinsiyet seçimlerini falan takılmıyor. Meseleyi anlatıyor diye bakıyorum hep ben. Yani o kişilerin derdi zenci oldukları için, yani siyah derili oldukları için anlatılmıyor. Oradaki hikayeyi anlatıyor ve o sırada çok gerçek bir yerden anlatıyor. Ben nedense çok yani hümanist bir kadın ve tabii, tüm dünyayı güzel bir gözle anlatmaya çalışıyor. Gördüğü gözle. Anneannesi lafı. Evet. Sadece kara delilere değil. Evet, kara delilere değil, yoksul beyazlara da ağlamak gerekir diyor mesela. Çok yani güzel. Çok önemli bir diyalog yani. Çünkü ona çok eğilmeye başlayınca da, ilgi alanı oraya olsa olunca da uyarılıyor diyor ki yani öyle de bir eğitimden geçmiş. Öyle bir ailenin içinde de büyümüş. Her şeyin eşit olduğu, dengede olduğu bir yerde de büyümüş. Her ne kadar o dönemde bulunduğu ve büyüdüğü dönemde ırkçılık çok net bir şekilde yaşansa da kendi ailesinin içerisinde için geçerli bir şey değil yani. Peki McCarthy'ciler neden bu kadar sert tavır alıyorlar? Lillian'a karşı özellikle herkes için geçerli o dönem. Bakın biz ona aynı zamanda afişimizde de kullanıyoruz onu. İhanet yılları diyoruz yani. McCarthy zaten Amerika'nın bir kendi içinde ırkçılığa karşı bir projesi. Ve ırkçılığı kullanarak her türlü sosyalistlere, komünistlere, ilericilere, barışseverlere, bütün herkese karşı teslim alıyorlar. Ve korku imparatorluğu yaratıyorlar. Değil mi Hollywood'da nasıl bir esiyor rüzgar, Robert Tyler'ından tutun, Humphrey Bogart'ına, Gary Cooper'a kadar herkes
bir ihbarcılık, iftira atma halinde. İftira atma. Kendilerini kurtarmak adına. Evet. Dolayısıyla herkes aslında payını almış o dönemden. Lilian'ın hikayesini biliyoruz ama diğer hikayelere de baktığımız zaman sadece ona yönelik bir şey değil. McCarthy'cilik zaten sert bir şey. Ve o dönemde herkes de o konuda mağdur olmuş. Ama bir yandan McCarthy'ciler Lillian'a çok sert bir şekilde tavır almışken Lillian'ın Harvard'da, Yale'de ders veriyor olabilmesi, aynı zamanda çok iyi bir eğitim. Buna niye şanslandılar? Nasıl? Niye buna şanslandılar demek evet, istiyorsunuz? Evet, niye şanslandılar buna? Niye kafayı kesmediler hemen? Kesmediler mi, kesemediler mi? Yani kadının bir popüler yanı da var tabii o dönem. Ama çok da popüler değil yani öyle ölümüne... Bir Gary Cooper kadar bir değil Gary yani. Cooper değil yani. Bogart kadar değil. Sonuçta tabii. Bir yazar yani kalem seven tanır kadını. Neden önünü açtılar? Çok enteresan çok bir alt düzen yok evet. mu burada? Güzel bir soru tabii de. Ben de düşünüyorum şimdi evet. Bunu ben de düşünüyorum. Lillian'ın hayatıyla ilgili aslında bence en büyük soru işareti bu. Hem inanılmaz bir eğitim, Kolombiya Ivy League'de eğitimi alabiliyor, buna izin veriliyor. Hem de gidiyor hem Yale'de hem Harvard'da ders verebiliyor. Fakat bir öz eleştirisi var tabii. Evet. Yani her ne kadar soruşturmada dirense de finalde ona bir şey yaptırtıyorlar biliyor musunuz? Hayır. İşte onu söylemeyeyim. Evet söylemiyorum. Şimdi oyunu... Oradan sonuza bağlandı, kurdum da onun için. Anladım. Evet o sebepten dolayı olabilir. Hmm. Yani, onu tabii henüz hiç kimse bilmiyor. Daha oyun çünkü daha perdelerini açmadı. Oyunun sonuna geleceksiniz. Ondan sonra konuşursak çok elbette. Sevinirim. Bir ara yani oyun sonrası. Anladım. Anladım. Bunun altyapısı var oyunda ya da var, sonunda. Var. Anladım. Var. Ne zaman oyun? Ne zaman Ocak, nerede çok az kaldı. 10 Ocak'ta. Trump'ta başlıyoruz. Premierimiz Trump'ta. Sonra böyle hareketli bir oyun turnesine başlıyoruz. Yani sahne sahne gezerek. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. 10 Ocak'ta başlıyorsunuz. Evet. Heyecan var galiba değil mi? Olmaz mı? Bu kadar olmaz sene sonra, bu kadar hiç tecrübeden sonra. Hayır, hiç fark etme inan. Hiç. O zaten bence yani o tutkulu olduğumuz şey o olabilir yok. Yani. Hep onu söylerim. 300 oyun oynayın. 301. oyunda yine de o heyecanı korumakla yükümlüsünüz. Koruyorsunuz, korkuyorsunuz bir de üstelik. Acaba yine aynı heyecan olacak mı? Tabii, aynı başarı tabii, olacak tabii, mı? Tabii. Evet. Diyelim ki, düşünsenize yani 50 yıldır sınavdan geçiyorsunuz sürekli. Eleştirmenler ne diyecek, seyirci gelecek mi, tutacak mı oyun, sigorta ödenecek mi? Yani, o da var tabii sadece. Değil mi? Bir yandan. Tekste değişiklik var mı? Biraz bir şeyler oluyor tabii. Öyle mi? Bir altın makas gerekiyor. Altın makas. Evet. Tabii bu oyunun yaratıcısı Bilge Su. Bilge Su Erenos. Onu atlayamayayım ne olur. Büyük emeği var. Onu da buradan sevgi saygıyla kucaklıyorum. Yücel Tanyeli dekorlarımızı yaptı. Sadık Kızılağaç'ta özellikle Dolunay'ın kostümünü yapıyor. Sadık. Evet. Mehmet Turgut yapmış galiba. Fotoğrafı Mehmet arkadaşımız çekti sağ olsun. O harika. Dilek Hanım da afişi yaptı, tasarladı. İşte böyle. Aysa'ya tabii teşekkür etmem lazım açıkçası. Onlarla ortak gidiyor biz perdeci oyuncular. Perdeci oyuncu. Perdeci oyuncuları. Nedir bu perdeci? Biz öyle kurduk Tutaner'le, Ümit'le. Ha. Muhsin Hoca'nın perdeci yazısı vardı. O perdeci de imza atardı. Biz de Muhsin Hoca'nın talebeleri sayılırız. Ha, perdeci oyuncuları. Perdeci oyuncuları koyduktu. Çok güzel. Adel'le başladık. Adel sizsiniz de hatırlarsınız gelmiştik size. Sonra 84, şimdi de bu. Aysa'nın tabii büyük bir katkısı oluyor. Necip olsun, Sabahattin arkadaşımız olsun. Kurucusu Alaaddin'di. Belki onu bilirsiniz, bilmiyorum. Hepimiz çok yoğun emek veriyoruz. Teknik kadromuz da öyle sağ olsunlar. Aynen. Bekleriz. İnşallah. Bütün tiyatro severler tahmin ediyorum ki hem bu güçlü kadının hayatını, hayatından bir kesiti sahnede izlemek için hem de bu iki çok önemli dev oyuncuyu sahnede izlemek için geleceklerdir. Bir tek şeyin güvencesini verebilirim. Tiyatro seyredecekler. Ha. Evet. Burada ağır bir laf bu ama. ama anlayana güzel bir laf. Altı çizilesi bir laf. Yani tiyatro seyredeceksiniz diyor. Özellikle son dönemlerde böyle vaudeviller, komediler. Onlara da lafım yok canım. Yeter ki iyisini yapsınlar. Yeter ki yapılsın bir de evet. İyisini yapsınlar, özen göstersinler. Herkes bizim yaptığımız tiyatroyu yapmak zorunda değil. O da olsun, bu da olsun tabii değil canım. Mi? Ama yeter ki özen gösterirsin. Bakın ne olur. Bir şey çok önemli. Brecht'in dediği bir şey var.
Pardon lafını ediyorsun. Estağfurullah, ben hiçbir şey söylemiyorum. Tiyatro sanatı insanın yaşama sanatına dönük soylu bir sanattır der. Soylu bir sanat insanın yaşama sanatına dönük. Ama bizim politikacılarımız ne zaman birbirlerine girecekler, düzeyi düşecek, hemen tiyatrodan örnek verirler. Tiyatro birinci perdesi kapandı, burası tiyatro sahnesi diyeyim. Ya rahat bıraksınlar, bu çok soylu bir sanat. Yani soysuz bir takım düzeylerin içine tiyatro sanatını sokmasınlar. Tiyatroyu ayrı tutalım. Hakikaten insanoğlunun en eski ve hep yaşayacak olan bir sanatı bu. Bunu anlamak lazım. Müzelik değil yani. Neden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da Almanlar ilk başta bütün yıkım sonrası tiyatroyu, binalarını inşa ettiler. Bunun için birleştirici olduğu için. Tabii. Aynı havayı soluyorsunuz. Koltuklarda yan yana oturuyorlar, arka arkaya oturuyorlar. Tam bir dayanışma. O birliktelik, o omuz omuz olmak, o güç veriyor insanoğluna. Neyse. Bazen çok sinirleniyorum. Peki Dolunay. Virginia Woolf, Sylvia Plath, Isadora Duncan, Frida Kahlo bunlar ve Lillian. Bunlardan hangisi? Zor soru. Zor şimdi soru. Şimdi şöyle bir şey. Yalnız hepsi intihar etmiş. Lillian hariç hepsi intihar. Evet. Nasıl bir seçim? Hem Isadora Duncan'ın hayatı. Evet. Ya inşallah yani şöyle bir şey, hangisi derken oynamak istersin. Frida da intihar etmemiş ama. Evet değil. Frida ve rahatsızlığı. Hangisi? Hangisini oynamak istersin hangi kadın hangisini oynamak istersin? Hepsini oynamak isterim. Ömrüm vefa etsin de keşke hepsini oynasam. Ama gerçekten şahane hikayeler. Frida galiba beni çok vuruyor. Ha bu arada Lillian'ı kenarda tutalım. Lillian bende zaten şu anda. Lillian bende yaşıyor. Tamam o zaman Frida'ya çok büyük bir tutkum var. Gerçekten Frida oynamak isterdim. Frida intihar etmiyor ama ediyor sayılır. Ediyor sayılır. Kendisini yani bırakıyor öyle değil mi? Ölmeye yatıyor yani. Ölmeye yatıyor. Çünkü ama yaşadıkları da kolay değil. O Diego Rivera'yla falan. Isadora Duncan da ben hayranım. Nasıl bir hayat hikayesi. Valla. Peki Sylvia Plath? O da. Evet. Onun kayıp defterleri ne oldu acaba? Kocası mı yaktı diyorsunuz? Bilemiyorum. Biz burada ütopik... Yok edilmesi gerekiyordu belki. Yok edilmesi gerekiyor. Polemiklere girmeyelim öyle değil mi? Evet. Bir de... Evet. Polemiklere girmeyelim. Peki dedeliği sormak istiyorum biraz size. Yani onu fazla uzatmak istemem de... hayatımızı yaşamam iki tane sayfa girdi sanki. Öyle mi? Böyle diyeyim ben. En doğrusu bu. Yani. Ara ara görüntülerinizi görüyoruz. Çok tatlısınız evet. Birlikte ve oğlan Rutkay isminizi taşıyor. Aynı siz. Yok artık canım. Yapma. Aynı. Adam sapsarı ya. Evet, ama siz de küçükken sapsarıydınız. Yok. İyiydi hakikaten. Allah tamam. Uzun ömür versin. Bütün çocuklarımız da sizinkiler. Amin. Sizinkilerin isimleri ne? Efe ve Defne. Efe ve ne güzel. Efe ve Defne. Defne. Dolunaycığım sen... bu yoğun tempon haricinde neler yapıyorsun? Yaklaşık bir şey, aralığın sonunda dizi bitti. Bir buçuk senedir elime bırakma diye bir iş çekiyorduk. Bir buçuk senelik macera bitti. Birazcık bir üzerimden bir şey gitti, yorgunluğu gidiyor şimdi yeni yeni. Ama tabii ki bu yeni bir heyecan. Doğru bir zamanlamayla da bittiğini düşünüyorum. Çünkü şu dönem çok gergin oluyoruz. Daha fazla çalışmak istiyorum. Hı. Bütün hayatımı işte onun da çıkacak işe aktarmak istiyorum. Premier önemli bir tarih. Hı. O dönem öncesinde ikinci bir şeyi çok artık ruhen de kaldıramadığımı fark ettim. Hayatım boyunca hep bunu beraber yapmak zorunda kaldım. Hı. Yani hani seslendirmesiydi, öğretmenliğiydi, setiydi, oyunuydu falan ama şimdi galiba daha böyle lüks dönemine geçiyorum hayatta. Şimdi bu dönem oyunumu yapacağım. Oyun çıkacak o zaman bakarız projeleri gibi bir dengeye girdi hayatım. Ayrıca tiyatro kıskanç bir hanımdır. Evet. Öyle mi? Tiyatro hanım mıdır? Yani hanım diyeyim şimdi. Hanım. Tiyatro kıskanç bir kıskançtır hanımdır. Kesinlikle. Öyle başka bir şeye mal vermez, istemez. Paylaşmayı sevmiyor. Sevmiyor mu? Neden? Tempodan dolayı mı yoksa? Koşullardan dolayı. Yani sizce bir üstad olarak soruyorum. Tiyatro yapan gençlerimizin aynı zamanda diziye... Biz de yaptık onu. Geçmişte biz de yaptık. Yani de olmuyor. İki taraftan bir tanesi bir aksiyo gibi geliyor.
Ya da birilerini şey yapıyorsunuz. Tabii ki şu süreç içerisinde tiyatronun yanına bir süre sonra bir proje mutlaka girecektir ama dengeleri çok doğru tutturmanız lazım. Yani şu kadar gün buradayım mı çok net girdiğiniz zaman söylemeniz gerekiyor projelerde. Oyun saatleri konusunda gerçekten hoş. Şimdi artık ekipler de çok değiştiler. Çok güzel ve çok anlayışlı ekipler geldiler. Oyuncuların tiyatro yapmasından mutlu oluyorlar. Ama bazen öyle bir trafik oluyor ki bir sette 8 kişi tiyatro yapınca çekim yapılaması hale geliyor. O dengeleri iyi tutturduğunuz zaman oluyor ama tiyatro kıskanç bir hanımdır. Evet, yani en çok ilgiyi kendisi istiyor yani. Öbür taraftaki rolü de kıskanıyor. Burada daha ağırlık vermek zorundasınız diyor yani. Hele ezber tahmin ediyorum ki teksti de oldukça ağırdır. Hani tiyatro izleyecekler deyince bir tekst aklıma bir geliyor. Bir de bu tiyatro, bu ezber olmasa bu tiyatro o kadar güzel bir sanat ki anlatamam. Tahmin ediyorum. Ezberiniz kuvvetli midir? Şimdi. Peki hiç elinize yazdığınız oluyor mu bazı şeyleri? Yok. Unutursanız toparlıyor musunuz? Mecburen. Başka şansınız yok zaten. Seyirci izlemedi o sırada. Ama bazen de çok yani bir şey söyleyeyim. Çok unuttum o bölümü, atladım falan dediğiniz yeri çoğu zaman seyirci sezmez bile. Tabii onun vicdan azabını 5 gün kendinize çektirirsiniz. O ayrı bir mesele. Ama genel olarak seyirci sezmiyor onları. Çok büyük bir hata olmadıysa teknik olarak sizde ya da büyük bir unutma olayı ama. Ya da sizinle beraber ezberlemediyse. Hani müzisyenler de böyle ufacık bir ton düşüklüğünde çok bile onu moral duyar moral bozukluğu oluyor. Yani efekte bir küçücük son olsa, müzik yanlış gelse falan. Hani böyle sahnede kimsenin sezmeyeceği mücadele etmeniz gereken bir moral bozukluğu yaşıyorsunuz yani. Ama dediğim gibi seyirci onu anlamıyor. Oyunun içerisinde bir şey gibi düşünebiliyorlar. Annelerimiz şey derdi, belki sana da demişlerdir. Ya evladım, sıkılmıyor musunuz? Hep aynı laf, aynı hareket. Tamam da aynı seyirci aynı değil ki. O tiyatroyla ilgili tiyatronun içinde olmayanlara muhtemelen en çok merak ettiği konulardan biri. Bir tekst nasıl ezberleniyor? İki de sürekli aynı, bir de senelerce Broadway müzikalleri falan. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. 10 Ocak'ta Trump'ta perde diyorsunuz. Evet. Premierinizi yapıyorsunuz. Evet. Biz de heyecanla bekliyoruz oyununuzu. Siz de uyurursanız, gelmişseniz çok mutlu olurum. İnşallah. İnşallah. Max Alp Örnek Suçlar diyor. Kırmızı Kedi illüstrasyonlarla bezenmiş güzel bir kitap armağan etmek istiyoruz size efendim. Ve Dolunay Hanım, bu da size. 9 ay 10 gün Almula Merter'in Bir Kavuşma Aşk ve Veda Hikayesi Mona Güncel Yayınlarından çok çıkmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de veda edeyim izleyicilerimize. Yarın tekrar sizlerle beraber olacağız. Bu arada reklamlara gidiyoruz ama ben veda ediyorum. Reklamlardan sonra program bitiyor. Merak etmeyin. Ben veda ediyorum sadece. Yarına kadar kendinize iyi bakınız. Saat 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, az önce veda ettim size ama bir kere daha veda etmek istedim. En azından yarınki konuklarımızı söyleyeyim istedim. Çünkü fark ettik ki yarınki konuklarımızı söyleyemedik. Yarın saat 11'de tekrar beraber olacağız. Yarın Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrı Sevsin bizlerle beraber. Yarın saat 11'de görüşürüz. Hoşçakalın.